Merhabalar Didem Hanım. Selamlar. Şimdi senin kardeşin Kübra. Evet. Kübra işte bir boşanma günleri var ama hala Yunus'un bir umudu var. O Yunus'un boşuna umudu olmasın. O Yunus bana da yapacağını zamanında yaptı. Kardeşime zaten hep yaptı. Sana ne yaptı? Ondan şöyle, kendisi daha önce ben ehliyetim vardı benim. Kendisinin yoktu. O zamanlar daha yeni böyle hani evliliklerinin zamanlarıydı. Ben tanımıyordum tabii kendisinin böyle bir şahsiyet olduğunu. Benim üzerinden ehliyetim üstünden bana senet imzalattırmışlar. Benim haberim yok. Abisinin tanıdığı çıktı da kurtardı beni. Evet Didem abla. Kaç yıllık senet imzalattı sana? Onu biz bilmiyoruz Onu Didem abla. Onu bilmiyorum, abisi söyledi. Senet değil abla, sözleşme. Araç kiralama senet. Sözleşme deme. Abi senet. Dedi bunu bana. Abisi söyledi bize. Bir Tuğba abi söylesin. Tuğbacığım o zaman yani sizi dolandırmaya mı kalktı? Tabii. Ben mi dolandırmaya kalktım seni? Evet. Ben. Galerici kağıt imzalatıyor. Tuğba ile bir konuşsun. Galeride bana kağıt imzalatıyor. Normal hani araç teslim aldığın zaman bir kağıt imzalarsınız ya Didem Hanım. Evet. Tekrardan gidersiniz, ehliyetinizi alırsınız. Meğersem o senetmiş. Ama şunu da söyledim. Geçen gün sen bir yerden gelecek mi? O bu abla mı Kübra? Tuğba abla. Tuğba. Senin uçak biletlerini bile almış geçen gün, öyle dedi. Kıvan ne zaman almış ya? Hayal mi kuruyor? Ne uçak bileti? Ben ondan... Kedimi hatırlıyor musun? Kendisi ne zaman benden hatırlıyor musun? Sırf kedim gelmiyor diye gelmedin, hatırlıyorsun değil mi? Neydi? Hatırlıyorsun değil mi? Patronum kesmişti bileti. Ya ben ne kedim gelmiyor diye ben dedin uçak biletini iptal ediyorum, gelemiyorum, hatırlıyorsun değil mi? Yok. Ha, işine gelmiyor. Yok diyorsun değil mi şimdi? Yok diyorsun değil mi? He? Abuzer abi kesmişti, hatırlıyor musun? Eğer sen aldıysan ekstresini çıkartır gösterirsin, tamam mı? Göstereceğim. Tamam, çok iyi oldu. Göster. Çok ama doğru değil mi? Bak tamam, sonra ben çıkartacağım ablanı. Tamam çıkar. Şunu söylüyor. Şunu söylüyor. Tuğba. Ya babam almıştır ya kendim almışımdır abla. Yani abla kedisi gelmiyor diye uçak biletini iptal ettirdi. Sırf kedisi gelmiyor diye. Ya şunu söylemeye çalışıyor. Ben ablasına da Tuğba sana da. Ya sen dolandırdı diyorsun. O da diyor ki ben onlara maddi manevi destek oldum diyor. Sana abla nerede kurban abla bana kendini, ağzımı açtırmasın. Yarabbi, kendisine bir şey alamayan bir insan neyin maddi manevi bana yardım ediyor? Daha bizden alıyor o ya. Ah hala yani nasıl sizden daha alıyor? Daha bizden alıyor ya. Şu anda. Yok ediyor, şu anda değil. Önceden bahsediyor. Ne varmış ne babaymış. Benimkiler ben... ölmüş ya. Benimkiler ne ölmüş. Ne bizden anlamadım ki. Ya bir çıksın artık. Sıkkımız sıyrıldı onlar. Bir kurtulsun artık bizden. Bir çeksin yakasını bizden yeter ya. Hala bir umudu var Kübra ile ilgili. Ya ne umudundan bahsediyor ablacığım? Rüya mı görüyor, hayal mi kuruyor? Rüya mı görüyorsun diyor Tuğba. Yani ben sana bir şey... Gerçekten tedavi olması gerekiyor. Peki Kübra'nın hala anlatmadığı, bizim bilmediğimiz başka gerçekler mi var Tuğba'cığım? O yüzden yok bu kadar... ablacığım, olanlar bakın şöyle, size anlattıkları az bile, o kadar söyleyeyim. Bu ne? Adamın yaptıkları az bile yani. Başka Kübra'nın anlatmadığı ne var peki? Ya o kadar işkence gördü kız ya onun elinde. İşkence? Zincire bağladım evde. Nasıl işkence gördü? Abla dövüyordu. Nasıl yani? Tabii canım. Daha açtırmayın benim ağzımı, yeter daha da uzamasın yani. Bastın imzayı, çıksın gitsin hayatımızdan. Yani hem dövüyormuşsun hem de kendinde olmadığın için. Ay. Daha neler abla, kurban olayım ya. Başka neler peki? O zaman bunları unuttun mu Yunus ya? Nasıl döneceksin? Ya ne unutmaz abla ya. Bilerek yapıyor. Başka bir insan oluyor. Sen peki onlarla hiç o evde yaşadın mı Tuğba? Hiç gittin mi orada, kaldın mı onlarla? Onlarla kalmadım. Sadece kardeşimi veyahut da yeğenlerimi görmek için gidiyordum, geliyordum. Ben zaten onlarla yaşamıyordum. Ben ailemle zaten 2015'ten beri yaşamıyorum. Ben tek yaşıyorum. Peki şunu söyledi. Ben onları... Şöyle oluyordum yani hani kendim böyle sık sık görüşmüyordum. Hani gidiyordum, geliyordum, olaylara görüyordum. Ha ben evden ayrılmadan önceki muhabbetlerden bahsediyorum yalnız. Hani demeyin ki yanında değildin de sen nereden gördün. Peki diye. Kübra daha öncesinde hiç evi terk edip gitti mi bir yerlere? Hayır. Bir keresinde arkadaşıyla beraber zaman geçirdi. O da bayan. O da korkudan, babamın korkusuna aman bir şey yapar
gün orada kaldı. Ertesi gün evine geldi zaten. Yani karakolluk bir durum değildi yani. Ya şunu söylemeye çalışıyor. Yani. Şunu söylemeye çalışıyor Yunus. Ben kayınpederimi çok seviyorum ama kayınpederim eşinden de kızlarından da yani senden de Kübra'dan da çok çekmiş. Beni en iyi kayınpederim anlar diyor. Yani sizler anlayamazsınız vallahi diyor. Vallahi 60 yaşındaki adam da yalan söylerse vallahi demek ki ben harbiden hep yalan söylüyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle canım. Oğlum sen fazla çekti. Konuşma. Fazla ne konuşma insan. Beni konuşturma. Saygını bozma ya. Beni konuşturmasın. Saygını bozma. Başlarımı arama hakkı yok. Bak beni bağlattırmasın. Yunus küfür etme tatlım. Tamam, küfür etme. Abla beni konuşturmaz. Ben benim sustukça alttan aldıkça üste çıkıyorlar ya. Bu şekilde ben ondan ayrıyetten bir soruşturma istiyorum sizden. Ya şunu söylüyor. Bu insanlar şikayetçiyim. Abla bitti. Ben kurtardım abla ya. Bunlar ben namusumdayım, şeyimdeyim, ben işimdeyim, gücümdeyim. Bu nedir ya? Ya şunu tabii. Bir dakika. İşine gücündesin. Sen dur. Yunus. Dinler misin? Sakin ol. Tuğba şunu söylüyor. Bana laf eden benden daha iyi olsun bari diyor. Şunu onu söylemeye çalışıyor. Ya sen beni bu kadar çok beni kötü olarak gösteriyorsun da. Yani şunu söyle. Ya arkadaş. Bir dakika Tuğba. Tuğba Hanım Göksal'ı hatırlıyor musun? He? Göksal'ı tanıyorsun değil mi? O kim ya? He o kim? O kim? İşine gelmedi o kim bu kim? Tamam mı? Ben daha fazla da uzatmak istemiyorum. Tamam uzatamazsın çünkü ben biliyorum bütün açıklarını ben biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ablama diyorum ki abla eğer ki bunun açıklarını da ben buraya getirip etmedi konuş yani. Hadi. Hani birçok şey yaşamışsın seni korumak adına. Yunus'un çok üzerine gidince Yunus da ablanın açıklarını dökmeye çalışıyor. Abla ben nelerini biliyorum ablasının nelerini biliyorum abla. Abla Yunus bir dakika şunu söylüyor. Sadece Allah biliyor ben biliyorum. Bak şimdi seninle ilgili sustu da anladığım kadarıyla aranızda bir gizli bir sözleşme var. Hayır yok. Yok abla ben boşanacağım. Abla, tamam. Yunus'un huyu her zaman öyledir. Haksız olduğunu anladığı zaman ya da bir şey olduğu zaman hemen böyle bağırıp çağırmaya kendini haklı konumuna düşürmeye çalışıyor. Yok ben bağırıp yani. Çağırmıyorum. Ama ben abla... sadece ben bak oğlum ben söylüyorum. 80 milyonun önünde söylüyorum. Didem eğer abla, ki benim abla ben zaten... getirip Didem abla... İzmir'de kendisi yaşıyor. Bu kadar basit. Hangi ara neyi görmüş? Niye ayrıldı ablan evden? Neden efendim? Ayrıldı? Kendi hadi, ayaklarının üstünde cevap durmak ver. İçin Didem abla. Kaç kendisi yıldır aile yaşıyor? Kaç yıldır aile vallahi yaşıyor? Didem abla şu an yani 10-12 yıldan fazla. Belki 10 yıl falan var yani. 18 yaşında ayrıldı şu an. 28 yaşında falan. 18 yaşında... Kaç sefer nişan atmış sorar mısınız ablası? Ya o seni ilgilendirmez hadi, ya. Hadi çok düzgün ya. Didem abla hadi. Bir kere nişan attı onu söylüyor. Onda da niye nişan attı? Bunun attı? Yüzünden attı Didem abla. Ya şunu söylüyor kayınpederim. Ya babanız ya babanız beni çok iyi anlıyor aslında. Baban hem senden dertliymiş hem de ablamdan dertliymiş. Ablamın nişan atma sebebi kendisi. Ablamın nişanlısını kız kardeşiyle konuştu. Ortaya çıktığı için nişan bozuldu. Çok özür dilerim. Evet Didem abla. Ablamın kız kardeşi nişanlısını... Dinleyeyim ama Yunus. Dinleyin evet, abla. Ablamın nişanlısını kız kardeşiyle konuştu. Evet. Bu ortaya çıkınca da... Ben bunu da ortaya çıkarınca da nişan bozuldu. Sen mi çıkardın bunu ortaya? Evet Didem abla. Karşımda oturmuşlardı. Evliyken sen de. Evet evet. Karşımda oturmuşlardı. Aldattığı kişi... Evet kız telefonla o gülüyor bu gülüyor o gülüyor bu gülüyor yanına vallahi gidiyorum abla, beni kovuyor. Vallahi benim yemin ediyorum ben yatıyordum abla bir gün geldim yatıyordum bir baktım dünya kadar mesaj gelmiş. Dediği gibi doğrudur ama aldatma yoktur. O hiçbir şekilde çünkü ya şu kendi hatası yüzünden Mustafa Bacanağ'ın kardeşi. Evet, evet ama benim hiçbir şekilde işim olmadı abla bağlanabilir evet. Bayan. Bacanak hiç da olamamışsınız. Yok. İşte o yüzden bozuldu zaten kalkıp bunu öyle ama hiçbir şekilde yani. İşim olmadı kendisi de biliyor. Ama aldatmışsın. Yok hayır, işi hayır, oldu. Bir iki hafta yazışmadın mı? Hayır. Bir iki hafta yazıştılar. Hayır. Yazıştılar. Ben yazışmadım diyor. Yok bir iki hafta diyor. Yazıştılar. Ben yazışmaları yakaladım. Tek kız da taraf değildi. Kendisi benim hiçbir de, şekilde işim yok, olmadı yok, abla. Kendisi de yazıştı. Hatta yetmedi. O kızın arkadaşıyla da konuştu. Evimin oraya geliyor. Bir şey
değil yani. Ben sustukça bence üste çıkmasın ya. Bu konu kapansın artık. Gerçekten ne zamandır, çok ne kadar, kaç aylık evlisiniz? Vallahi Didem abla, oğlum vardı ya. Yaşına falan girmemişti ama oğlum vardı. 2-3 yıllık falan, 2 yıllık evlisiniz yani. E niye kaldın 3 kızı niye yaptın? Vallahi Didem abla, ben kızı hiç istemiyordum. Çıkar diyorsun ya, o yüzden anlat lütfen ya. Kocan seni ya aldatıyor. Abla, yemin ediyorum ben çocuk evet, istemiyordum. Evet. Vallahi de billahi tamam, de kendisi de biliyordu. Tamam, çocuklar benim sırf, çocuğum. Sırf diyordu Didem ki sen beni... Bir şey söylüyor. Sen beni bırakacaksın, sen beni bırakacaksın. Ya vallahi diyordum ben seni... Abla ya, hadi yemin ediyorum Allah biliyor, ben biliyorum. Didem abla, hadi biri zorla oldu. İkincisi de mi zorla oldu? Ben de dedim, ben dedim kızım olsun dedim. Aynı sana benzesin dedim. Çok Didem istiyorum abla, dedim. İkinci... İstemiyordum çünkü. Madem çocuklar benimse tamam, benim işte, ben bakıyorum ne güzel. Çocukları ben zorla yapmışım. Adam da istemiyormuş. Hayır, ilk çocuğu, pardon, onlar anne baba olmuşum ya ilk, işte. İlk çocuğu diyor zorla ki... Zorla yapmışım hayır, diyor. Hayır. Camdan korkuyordu. O yüzden de ilk çocuk öyle oldu. Yani vallahi, ama ikincisi yani ben istedim beni diyor. Bıraksaydı. Ben hiçbir zaman korkum olmadı. Korkum olsaydı şu an burada oturmaz, onun elinden tutar evine giderdim. Vallahi Allah biliyor, ben bir şey demiyorum. Ama şey, aldatılmışsın. Yok. Yani senin ifade, o ben aldatmadım diyor. Sen aldattın diyorsun. Yazışmalarını yakalıyorsun. Yakaladım dedim ama. Ama o evde kalmaya ayrı devam da kaldım yani. Ayrıldım da kendisinden zaten. İdem ama gene böyle dövmüşüm, konuşmalarıyla, şey yapmalarıyla ben gene geri döndüm ben yani. Ben bunu her şeyi yapmışım abla ya. Hatta yani Didem abla, köle ben gibi çok çalıştırmışım abla. Temizledim. Ne demek o? Aa, yani ablam söyledi ya. Yani ben temizledim yani. Temizlemedim değil, yalan. Yani sabaha kadar peşinde koşuyordum. Yalan değil yani. Yalanlamasına gerek yok. Ailesi de biliyor. Benim evim... Yani. Oo. Gitmiyordu. Ne yapabilirim? Yani daha nasıl geri dönebilirim? Ben çoğu şeyi hani şey gene olmasın diye konuşmuyorum. Gene de bekledin. Susuyorum. Yapıştır. Ama bitsin yani. Yapıştır, ben yapıştırmıyorum. Yapıştır, valla sen bunların hepsini yapıştırın. Cumartesi sıkıntı günü itiraf yok, ettin zaten. Gerek ben, yok. Ben itiraf ettim. Ben söylüyorum kardeşim. Ben hatalarımı tamam. söyledim. E tamam, o da abla, hataydı. Abla kız kardeş yapıştırın. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Ben sana bir şey yapıştırdım değil valla. Ben doğruları yaptır, söylüyorum. Devam et. Annesi falan da biliyordu devam bunu. Et. Yengesi de biliyordu bu durumu. Kaç kere şahit oldular yani. Devam et. Abla niye bu kadar çok nefret ediyor Yunus'tan? Eder tabii abla. Öyle abla, doğrusu o. Ama anladın mı, öyle hayır, doğrusu o ama. Ama Yunus için şöyle sıkıntı yok. Hayır, o ifadeyi ekranda öyle söyleyemiyoruz. Şunu söylüyor, benim arkadaşlarımla birliktelikler yaşadı. Ben gittim orada yani kurtardım diyor. Yani zaten bu diyor. Dünyada da bir Yunus kalmış, bir de bunun arkadaşları kalmış. Doğru. Bütün erkekler... Bir bunda bir de bunun arkadaşları kalmış memlekette. Biz de zaten bir bunun arkadaşlarına yürümüşüz. Bu memleketteki bütün adamlar ölmüş, sadece onlar kalmış. Evet. Vallahi hayranım, zekaya da hayranım, diline de hayranım, her şeye hayranım yani. Şu arkadaşını ayarlan. Ablasına söyledim. Sonra ortaya çıkınca. Şu arkadaşlar yok. Anketi yayınladınız mı? Anketi yayınladınız mı? Yayınladınız mı? Birazdan ilerleyen dakikalarda da sevgili izleyiciler, ne düşünüyorsunuz? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Şimdi Yunus o kadar çok öfkesine rağmen ya bu 4 saatlik konuşmadan sonra Yunus ya senin ona geri döneceğini ileride şimdi değil düşünüyor. Öyle bir kanaate kapıldı. O yüzden geri adım atıyor. Bir şekilde onu ikna etmişsin. Et tablet. Ama yo, bu...